Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd, yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, şehitlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, videomuzun ismi Ölü sahibine taziyede bulunmak. Bunu araştırdım biraz değerli kardeşlerim. Biz ehl-i sünnet vel cemaatiz. Ölçümüz Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Baktığımız zaman bu kaynaklardan birisinde veyahut da birkaçında yapacağımız işleri bulduk mu gönlümüz rahat olarak bu vazifemizi yerine getiririz. Eğer ki Kur'an'da, sünnette, icmada, kıyasta bulamazsak, hatta örf, mesele-i mürsele, sedd-i zerai, bunları hepsini göz önünde bulundurarak yolumuza devam ederiz. Kesinlikle yoldan dönmeyiz. Evet. Çok uzatmayayım inşallah. Aslında çok uzun bir video hazırladım. Belki bunu ikiye bölerim. Çünkü sorunun içinde sorular vardır. Ama biz dedik ya, ehl-i sünnet vel cemaatiz biz. Fetva-i Hindiye cilt 1 sayfa 551'de başlıyor. Başlık atılmış. Ölü sahibine taziyede bulunmak. Ölü sahibine taziyede bulunurken yapacağımız dua. Başlıkları adı altında böyle bir hazırlık yaptım değerli kardeşlerim. Bir, ölü sahibine taziye vermek güzeldir. Özetini aldım. Zahiriyede de böyledir. İki, Hasan bin Ziyad'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Cenaze sahiplerine bir defa ziyarette bulunmak kafidir. Taziyenin vakti 3 gündür. Taziyedeyken ölüye dua, yakınlarına sabır dilenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taziyede bulunmuş mudur? Tabi bazı gençler var. İyice araştırmadan hemen peygamber taziyeye gitmiş midir? Ya da kafire taziyede bulunulur mu? Ölen mümin ise kafir onu taziyesine gidebilir mi? Mümin kafirin taziyesine gidebilir mi? İşte ehl-i sünnet ve cemaat alimleri bugünümüzdeki gençlerin kendi aralarında tartışıp bir çözüme kavuşturamadığı bu soruların hepsini iki sayfada toplamış. Fetva-i Hindiye 1. cilt sayfa 551, 52 ve bakayım 53'e yetişmiş mi? Evet, 53'te de var. 53'te bitiyor. 551, 552, 553'e kadar taziye evi ile ilgili
Kişi öldükten sonra yapılacaklar. Tabi bundan öncekinde de defin işleri vardır. O defin işleri bizi şu anda ilgilendirmiyor. Orada daha önce konuşmuştuk. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölü evine taziyede bulunmuş. Ölüye dua etmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İnne lillahi ma ahaze ve lehu ma e'ta ve kulle şeyin indehu bi ecelin müsemma diye dua edermiş. Yani şüphesiz ki aldığı da verdiği de Allah'ındır. Kimin ne zaman öleceğini Allah Celle Celaluhu ecelin müsemmada olarak belirtmiştir. Yani kimin ne zaman öleceği, ne zaman dirileceği Allah katındadır. Allah bizi vermiş, veren de alan da O'dur manasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. Evet, yani buraya kadar bir sıkıntı yok. Tabi taziye yoktur diyenler için de cevap olmuş olur. Taziye vardır. Kişi öldü mü, ölü evine taziyeye gidilir. Ölüye dua, yakınlarına sabır ve iyi dileklerde bulunulur. Buraya kadar mümin olarak inandığımız kişilere taziye verilirken yapılan işlerdi. Peki kafirlere taziye verilir mi? Yani ölen kişinin kafir olduğu kesin ise buna gidilir mi? Bunun taziyesine gidilir mi? Veyahut da kafir birisi, mümin birisinin taziyesinde bulunabilir mi? Ya da kafir kafirin taziyesinde bulunur mu? İşte bu soruların cevabı hepsi Fetavai Hindiye'de de vardır. Değerli kardeşlerim, burada Müslüman da kafire taziyede bulunabilir. Ve hatta şöyle bir ibare vardır. Müslüman kafire taziyede bulunurken E'azzamallahu ecreke ve ehsene ezaek. Müslüman kafir olarak öldüğü bilinen birisine taziyede bulunabilir ve bulunduğu da bu şekilde dua edebilir. Fetavai Hindiye cilt 1. E'azzemallahu ecreke ve ehsene ezaeke. Allah amelinin karşılığını büyük kılsın ve sana sabır versin. Evet, ben demiyorum. Ehl-i sünnet alimleri yazmış. Fetavai Hindiye'de geçiyor. Yani Müslüman olup olmadığı kesin olmayan birisinin taziyesine gidiyorsun, adamlar kıyameti koparıyor. Burada kafir olduğu kesin olarak bilinen birisine dahi taziyede bulunulabileceğini söylüyor alimler, kitaplara yazmış. Peki kafirler Müslümanların taziyesine gelebilir mi? Evet, kafirler de Müslümanların taziyesine gelir ve yakınlarına başsağlığı diler. Peki kafir Müslümanın taziyesinde bulunurken ne der? Alimler hepsini yazmışlar.
Ehsenallahu ezaeke ve gafere limeyyitik. Manası Allah sana sabır versin ve ölünü bağışlasın. Kafir, kafire de taziyede bulunabilir. O da bulunurken Ahlefallahu aleyke ve la tekasse adedeke. Allah sana halef versin ve adedini eksiltmesin. Böyle devam ediyor. Ondan sonra taziyede kim yemek verir? Kimin yemek vermesi müstehaptır? Taziye kaç gün sürer ile ilgili hepsi bu Fetva-i Hindiye'de var. Gelelim bu konunun